silkeledim. Aynalı beşikte canın bebek beledim. Büyüttüm, besledim, asker eyledim. Gitti de gelmedi canım, buna ne çare. Büyüttüm, besledim, asker eyledim. Gitti de gelmedi canım, buna ne çare. Simadır aklıma alan, aşkın ateşini canın serime salan. Bizi kınamasın ehli dil olan. Yandı ciğerim canım, buna ne çare. Bizi kınamasın ehli dil olan. Gitti de gelmedi canım, buna ne çare. Gitti de gelmedi canım, buna ne çare. Gökhan Kuvat yani değişik bir çocuktu. Gerçekten de iki kardeşi var, o farklı bir taneydi. Yani dürüsttü, sakindi, yani böyle efendi bir çocuktu. Yani çocukluğu da büyüklüğü dedi. Yani değişik her gün diyorum ben kardeşlerine diyorum. O başkadı, siz başkadı. Yani onun şeyi değişikti yani. Farklıdı. Yani sakin bir çocuktu. Durgun, efendi. Yani böyle bir çılgınlığı ne yoktu. Çok efendi bir çocuktu. Nasıl vakit geçirirdik? Vallahi küçüktü. Bizim bahçelerimiz vardı. Köylere yazın giderdik. Çocuklarımızı alıp giderdik köye. İşte bahçemizle oradan buradan uğraşırdık. İşte eski şimdiki gibi değil yani. Eskiden ne kadar olsa bir yokluk yani şimdiki durum gibi değildi. Çocuklarımız yani şimdi imkanlar gibi imkan yoktu yani. İyiydi yani okula gidiyorlardı, geliyorlardı işte. Üç erkek çocuktu. İşte uğraşıp duruyordum yani. Ne bileyim. Vallahi kardeşler ya diyorum da sakin yani böyle yani şey bir çocuktu. Yani kardeşleri küçük bu Adem çok çılgındı. Çok bayağı çılgındı. Abisi de öyle de bu böyle yani değişik bir çocuktu. Yani baba yiğit bir çocuktu. Allah var yani. Kardeşlerine göre bu böyle daha baba yiğit yani sakin. İşte ne bileyim bize çok düşkün, babasına çok düşkündü. Asker olmaya bu üniversiteyi kazandı. Erzurum'a gitti. Erzurum'da bir dönem okudu. İkinci dönemin 15 tatilinde geldi dedi ben gitmeyeceğim. Ben askeriyeye gireceğim. Oğlum okulu bırakıp gitme yok dedi ben askeriyeye gireceğim. İmtihana girdi işte bu askeriyeyi kazandıktan sonra dedi ben okulu bitirsem de iş yok dedi. Ben askeriyeye gidip kısa yoldan hayata atanacağım. İşte askeriyeye girdi gitti 6 ay Ankara'da okudu. Geldi işte şeye verdiler, Erzincan Kemah'a. Erzincan Kemah'a verdiler. Orada işte yani nasıl ki telefon açtı dedi, anne beni Erzincan'a vermişler. Hiç sevinmedim. Yani içimden sanki bir şey koptu. Yani sanki öyle yani bir şey olacak gibi içimden yani sevinç duymadım.
Bir gitti Erzincan Kemah'a, işte 1,5 yıl çalıştı orada görevde. Ben köydeydim, o Erzincan Kemah'da dağdalarmış. Ben köydeyim, yazdı, bahçeye gitmiştim. Bir akşamdı, baktım telefon açtı, saat 9'du. Anne dedi, dedim Gökhan ne yavrum, sen köyde misin dedim. Hey Gökhan dedim, badem kırıyorum dedim ki, izine geldiyse verem, nöbet tuttuğun zaman cebine koyup yiyesin dedim. Ondan sonra anne dedi, sana bir müjde verem dedi, beni dedi Erzincan'ın içine verdiler. Dedi ben kaloriferle ev tutacağım orada, sen de gel yanıma, ara sıra gelirsin yanıma dedi. O dedim ne güzel dedim. Dedi sen de gel yanıma. Ondan sonra konuştuk. Şeydi dedi da ben o dağdan kurtuluyorum dedi. Ondan sonra anne kaloriferleri de tutacağım dedi. Dedim iyi oğlum. Kapattık konuştuk. Dedim ne yapıyorsun dedi, ben aşağıda şeyde oturma salonları var dedi. Orada oturmuşum çay içiyorum. Daha kapattı yattı. İşte sabah kalkmış komutan gelmiş. Demiş birkaç kişiyi çağırmış, işte demiş filan köye terör basmış, yani yapmışlar, pusu kurmuşlar, karakolu çağırmışlar. Bu Gökhan'ın bir arkadaşı lojmanda oturuyormuş, evliymiş, hamileymiş, onu çağırmışlar. Demiş ki komutana demiş ki, komutanım sabahın 4'ünde demiş, komutanım aynı o gece işte konuştuğum gece demiş, komutanım o arkadaşım lojmanda, onun eşi rahatsız, hamiledir, onun yerine ben geleyim, onu eşi rahatsız etmeyin, onun yerine ben geleyim. Komutan demiş o zaman kalk hazırla. Kalkmış işte, hazırlanmış, arkadaşı geldi söyledi, yani o da arkadaşı geldi buraya, döndü dedi ki dedi hazırlandı dedi, ben de dedim ki sen niye gidiyorsun, o arkadaşın sırası demiş, onun karşısı rahatsızlanır, ne olur ne olmazdı ben giderim. Ondan sonra hatta arkadaşı döndü dedi ki dedi 2 gün önce dedi kalktı bazanın üstünde oturdu böyle pijamalı, dedi ki Osman ben bu gece rüyada gördüm ki böyle jiple gidiyorum, kaza yaptım. Bir kolum koptu ama hiç acı hissetmedim. Ben dedim ki Allah hayra tedbir etsin. Dedi ki hiçbir acı hissetmedim ama kaza yapmıştım. Kolum da bile koptu, önüme düştü. Ondan sonra işte gitmiş. Osman arkadaşı diye çıktı gittiler. Arada yani 10 dakika geçmeden karakola haber geldi ki mayın patladı. O zaman 9 şehit vardı. Mayın patladı işte. Rabbim kolaysın işte. Beni geldiler, bahçedeydim, askerliğe geldi, beni aldı, söylediler. Zaten Allah kimsenin başına vermesin. Allah kimseye ciğerle imtihan etmesin. Rabbim yani verene de güç kuvvet versin. Güne diyeyim çok şükür ki ömrü oğlum bitmiş ama bu yolda gitti. 10 yıl oldu, 10 yıldır bayrağı camda asılı duruyor. Ya başka yönden gitseydin, yani çok şükür. Ömrü, oğlumun ömrü demek bitmiş, okulunu bıraktı, buraya gitti. Demek ki bu yolda gidecekmiş. Vallahi saat 1'di, sabah olmuş, sabahın 4'ünden bana hiç yapmadılar. Ben bahçedeydim, bir baktım bizim kapının önü, biz Baskil yol üstünde, biz yazlık evimiz var. Oradaydım, baktım yol üstü doldu, jandarmalar, ambulanslar, Allah Allah dedik. Yani bu ne böyle? Ben Adem'e dedim. Adem o zaman biraz küçük demin dedim. Adem hele git asker amcalara sor söyle ki bu ne? Anne dedi, anne ben dedi gitme. Ben gittim. Gittim dedim, yani bu siz buraya neye gelmişsiniz? Dedi ya bu burada yol araması var. Dedim buralarda olay olmuyor ki, siz yol aramasına gelmişsiniz. Burada olaylar olmuyor. Döndü dedi dedim doğru söyleyin, dedim benim oğlum da sizin gibi asker. Baktım orada bir tanesi komutandı, döndü dedi teyze nerede asker, dedim Erzincan Kemah'da dedi, başın sağ olsun. Nasıl öyle dedi, sen bir bağırmışım bak köylere, hep bir baktım yıkılmışlar başıma. O bağırdı. Allah vermez, Rabbim vermez. Keklik dağlar taşar, yavrum diyen
ağlar günden güne, yansa dağlar görenlerin bağrı yanar. Ağlarım ben kekliğime, seherde öten bülbüle. İpeklenmiş tüylerine, yanaktaki benlerine. Ağlarım ben kekliğime. Keklik küsme barışalım, yuvamıza kavuşalım. Senden ötmek, benden gitmek, yolumuzda ağlaşalım. Ağlarım ben kekliğime, seherde öten bülbüle. İpeklenmiş tüylerine, yanaktaki benlerine. Ağlarım ben kekliğime. Vallahi bu şeye gitti, İzmir Foça'ya gitti. İzmir Foça'ya gitti, 3 ay orada kaldı. 3 ay orada kaldı ama geldi, 10 gün kaldı evde, gitti. Zaten bir hafta sonra şehit oldu. Geldi evde, böyle bir gün oturmuştum, baktım böyle soluk. Hep soluk, hep soluk. Bir gün evde baktım uzanmış. O zaman da televizyonlarda şey vardı, asker şeyler, filmler vardı. Böyle açmıştım. Üf dedi anneler, onu da kapat dedi. Başka bir şey yok mu izleyesin? Ama hep soluktu. Hep böyle durgundu sonradan. Böyle yani kol kanadı kırılmıştı. Onun da benim de. Ben de öyle olmuştum. Nasıl ki yukarıdan helikopter gelse de dedim, o şimdi yine ne oldu dedim. Şimdi haber gelecek. Yani şeyime ayan olmuştu. Aniden böyle kalkıyordum, kendi kendime bile dedim, şimdi bir telefon açacak, bir haber gelecek. Gördüm, çok görüyorum da bir tanesini şey, yeni şehit olmuştu. Böyle yani ilk aylardı. Gece yatıyordum odada, ben kaç şey onun yattığı divanda böyle yattım. O divanda yatıyordum, bir baktım çelik kapı tıklandı rüyada. Baktım çelik kapı tıklandı, ilk aylardı. Koştum gittim kapıyı açtım rüyada. Açtım baktım siyah bir montu vardı. O siyah montunla bile kapıda gülüyor. Ana dedim, bismillah Zer, sen ölmüştün. Dedim sen ölmüştün, sen neye geldin? Anne dedi, komutanım izin verdi, dedi ki git Sürsürü Mahallesi'ni gez de gel. Öyle dedi, kayboldu. Çok görüyorum, çok görüyorum. Hep çocukluğunu görüyordum. Hep çocukluğunu, hep eski çocukluk hallerini görüyorum. Hem de öyle. Yani çocukluklarını görüyorum. Özleme nasıl uyuduğum zaman yatağa girdimse, o kadar közlüyorum diyeyim, Allah Allah rüyama gelsin ki bir kere göre. Rüyama gelsin, hele Gökhan'ın bir kere annenin rüyasına gelsin. Özlenmez mi? Rabbim kimseyi ciğerlen imtihan etmesin. Özlenmez mi? Muratsız gitti. Bu dünyada hiçbir tat almadı. Anne dedi, işe giren böyle yapam, şöyle yapam, bunu yapam, böyle olmuşum. Her şey gözümde kaldı. Her şey gözümde kaldı.
Muratsız gitti. Şimdiki gençlere bakayım, ona bakayım. Ne gün gördük hiç. Muratsız gitti. Vallahi şeyi çok severdi. O yüzden hiç yapmamışım. Bu bumbar yok mu? Bumbarları, hayvanlar bumbar. Onu çok severdi. Odur hiç yapmamışım. Onu çok severdi. İşte yani patileneyi öyle yani öyle şeyler çok severdi. Severdi. Hiç, zaten uzaktayken hemen telefon açar anne. Patile yap, anne bumbar yap, anne işte şeyler yok çok yemek seçmezdi. Ne olsa yerdi yani öyle çok yemek şeyi yoktu. Seçmezdi. Allah ne vermişse yani itiraz etmezdi. Sık böyle yani böyle şey gibiydik biz yani çok yani sık sık arardı yani konuşurduk yani çok sık sık arardı bana derdi anne de mi dedi Cano öyle derdi yani anne de mi dedi öyle şaka yani şeyle Cano derdi ne bileyim işte o ciğer dediğim özlenmez mi? Özlenmez mi? Nasıl böyle şeyime gel hatırıma düştüğü an vücudum diken diken oluyor. Hemen mantımı alıp bir dışarı çıkayım gideyim. Rabbim kolay etsin yani. İşte onun şeyinden 3 sefer haca gittik. Gittim orada sabır diledim Allah'tan. Orada benim bir köylümüz telefonu açtı dedi biz haca gittik. 5 ay şehit olmuştu oğlum. Dedi biz gittik haca senin oğlun orada gördüm. Dedi orada gördüm dedi. Ben de ağladım dedim ben de gideceğim ben de oğlumu orada görem. Ha işte gördüm ha gördüm vallahi. Kabe'de ben tavaf yaparken baktım böyle pembe hani bir kareli gömleği vardı. Böyle karşıda hemen koştum ki sarılam kayboldum. Çok görüyordum. Ailelerine ne söylüyor? Allah sabırlar versin. Allah kimseye bir daha acı keder göstermesin. Allah vatanımıza yani bir kolaylık göstersin. Hayırlı bir melek göndersin. Kimsenin yüreği yanmasın. Kimsenin evlat acısına Allah imtihan etmesin. Gençlerimiz, gelinlerimiz, bebeklerimiz hep böyle yani nasıl her gün devlet Allah razı olsun bakıyor ama bakma var bir de hasret var. Şimdi git o gelinler ne çekiyor? O bebekler gözlerini açıyor baba yok. Yani Allah kimsenin başına vermesin kolay değil. Rabbim yani biz ne çekiyoruz yani amca Parkinson hastası olmuş. Yani Allah kimseyi ciğerle imtihan etmez. Ciğer çok zor. Hasretlik çok zor. Ne bileyim. Allah bu şimdiki gençlerimizi korusun. İki evlatımı bana bağışlasın. Onların acısını göstermesin. Değil mi? Takdir ilahi böyleymiş. Bir yandan da diyorum yine de çok şükür ne mutlu bana ki bir şehit annesi olmuşum. Ne mutlu bana bir şehit annesiyim. Bayrağım 10 yıldır camda asılı. Ne mutlu bana.
seni toprağa gömdüm. Gömdüm oğul seni toprağa gömdüm. Kanlı gözyaşımla pınara döndüm. Tabutun üstünde dirildim öldüm. Seni vuran eller kırılsın oğul, kırılsın oğul. Tabutun üstünde dirildim öldüm. Seni vuran eller kırılsın oğul, kırılsın oğul. Duymadım sesine fidan boyuna, duymadım sesine fidan boyuna. Kalın ip taktılar ince boynuma. Gül gibi düştün toprağın koynuna. Seni vuran eller kırılsın oğul, kırılsın oğul. Gül gibi düştün toprağın koynuna. Seni vuran eller kırılsın oğul, kırılsın oğul. Giden oğul hiç gelir mi yerine? Giden oğul hiç gelir mi yerine? Ah evladım yaram indi derne. Hele bakın şu zalimin şerrine. Seni vuran eller kırılsın oğul, kırılsın oğul. Hele bakın şu zalimin şerrine. Seni vuran eller kırılsın oğul, kırılsın oğul. Şehit babası olmak güzel bir duygu. Allah kimseye böyle bir şey, herkese nasip olmaz. Cenab-ı Allah bizlere nasip ettiği için o yönden çok mutluyum, çok da gururluyum. Allah devletimizin, milletimizin şehir zavallını vermesin. İşte acısı büyük. Oğlum, nasıl anlatayım? Oğlum dürüsttü, sakindi. Ondan sonra arkadaşlarından geçimi güzeldi. Kardeşlerinden ilişkisi gayet iyiydi. Yani zararsız bir çocuktu. Baba oğlu olarak ben çocuklarımla hepsinden yani bir arkadaş gibiyim. Yani öyle aramızda bir şey yok. Yani ben çocuklarımı çok şey derim, severim, sayarım. Onlar da bana karşı saygılılar. Bir saygısızlıkları büyüklerine karşı bir şeyleri yoktur. Ne bileyim işte. Her gün, hemen hemen her gün telefondan görüşüyorduk. Yani askerdeyken işin zorluğunu bize hiç hissettirmezdi. Ondan sonra bir gün annesi kendisinden latife olarak dedi, Gökhan sen bugün maaş almışsın, bana bir haçlık verir misin? Dedi, anne dedi, benim param hiç gelir.
Allah kimsen ciğer acısıyla terbiye etmesin. Allah olanlara da bir sabır versin. Haber işte hanımdan beraber köydeydik. Bir yazlık evimiz var. Yol kenarında. Burada güz şeylerimizi görüyorduk. İhtiyaçlarımızı görüyordu. Baktım bir ambulans geldi. Köyün içine doğru gittik. Gitmesinden gelmesi bir oldu. Ondan sonra geldiler evin karşısında durdular. Bir askeri araba geldi. Ondan sonra içinde askeri personel filan vardı. Ondan sonra bize doğru yönelip geldiler. Zaten geldiklerini anladık ki mutlaka bir şey olmuştur diye. Ondan sonra şehit haberini bize verdiler. Oğlunuz şehit olmuştur dediler. Ondan sonrasını pek ben hatırlamıyorum. Daha ondan sonrasını ben bilmiyorum. Ne oldu ne olmadı işte bizi aldı getirdiler. Gam yükünün kervanı geldi. Yine gam yükünün kervanı geldi. Çekemem bu derdi de yavrum böyle seninle. Çekemem bu derdi de yavrum ölek seninle. Eremem lokmana çaresiz kaldım. Eremem lokmana çaresiz kaldım. Çekemem bu derdi de yavrum ölek seninle. Çekemem bu derdi de yavrum bölek seninle. İşte en son şeye gitmişti. İzmir'e gitmişti. İzmir dönüşü burada geldi. Bir gün, iki gün kaldı. Kaldıktan sonra biz bu karşı Keben yolunda minibüsten Kemal'e gidiyor, oradan gidiyordu. Gittik orada yolcu ettik, gönderdik. Ondan sonra da şeyimiz o oldu. Başka görüşme şeyimiz olmadı. İşte telefonla görüşüyorduk. Başka ile yüz yüze bir görüşmemiz ondan sonra da olmadı. Vallahi şehit olacağı işte aklımıza şu şekil geliyordu. İzmir'in görevi zor bir görevdi. Bize hiçbir zaman işin zorluğundan bahsetmiyordu. Böyle şey ettiği zaman diyordu ki ayrıl gel. Ondan sonra o da diyordu ya ben tazmine şey vermişim. Ben buraya 10 yıla kadar ben ayrılmam mümkün değil. Ayrılırsam tazminat öderiz. O şekil diyordu. Vallahi asker olmasını nasıl isterdik? Şimdi bu çocuk işte 2 yıllık muhasebe yüksek okulunu okuyordu. Bu kısa yoldan hayata atılmak için bu okulu bıraktı geldi. Ondan sonra bu uzmanlık imtihanlarına girdik. 2 sene gidip Ankara'da uzman okulundan okudu. Ondan sonra uzman olarak tayini şey için Erzincan Kemal'a çıktı. İşte orada bir iki sene, bir buçuk sene filan da orada çalıştı. İşte şehit oldu. Özlemez olur. Zaten ben onun yüzüne böyle baktım. Allah kimse.
seyirci yer açısından terfi etmesi kolay değil. Bir şey diyemiyorum. Ne diyeyim? Vallahi ben öyle fazla rüya görmüyorum. O annesi işte, Damla annesi kalkıyor, o diyor bile anlatıyor bana. Böyle gördüm, şöyle gördüm. Annesi şey diyor. Hiçbir günde yani şeyimizden çıkmıyor, aklımızdan çıkmıyor. Ciğer, Allah kimseyi ciğer acısından terbiye etmesin. Ben iki tane genç yaşta kardeşimi kaybettim. Fakat ciğer acısı gibi yani bir şey zor. Şimdi öyle bir baba yiğit çocuktu ki vallahi kıymıyordum böyle yüzüne, arka yüzüne bakmayı bile kıymıyordum. Böyle dışarı çıktığı zaman perdenin arkasına bakıyordum. Perdenin arkasına bakıyordum baba yiğit. Şimdi benim iki tane çocuğum yine var. Fakat onun şeyi bambaşkaydı. Ailesine düşkün, kardeşlerine düşkün. Çocuk işte şey diyordu, dedi baba bana yardım et. Ben birazım kendimi, bütçemi toplayayım. Şey diyeyim, ben kendime bir sermaye yapayım, ben bu işten ayrılacağım diyordu. Şimdi şey etti, annesinden bilezik falan aldı. Gitti bankadan kredi çekti. Ondan sonra bu şeyde bir arsa aldı. Arsayı da bıraktı gitti. Ne götürdü bana bu işte çocuk öyle şey. Vallahi ben bu gibi programları seyretmek istemiyorum. Açıkçası yani görmek, terör merörden şehit olan
şehit haberleri geliyor. Ben seyretmek istemiyorum. Yani şey edince psikoloğum bozuluyor. Fazla bakmıyorum. Şehit ailelerine Allah bir sabırlar versin. Allah da memleketimize bir huzur, bir şey gelsin. Ondan sonra daha şehitler gelmesin, anneler ağlamasın, bebekler yetim kalmasın. Ne bileyim, şehit ailelerine söyleyeceğim budur. Allah da kimse böyle bir acı kader göstermesin. Gerçekten gururluyum. Yani bir şehit teyzesi olmam için gururluyum. Şehitlik güzel bir şey. Herkes Allah nasip etmez. Nasip ettiği için de insan gurur duyuyor. Göğsüm gere gere ben şehit teyzesiyim diye gurur duyuyorum. Yeğenim gerçekten eniştem de ablam da söylediği gibi farklı bir çocuktu ama benim arkadaşımdı. Beraber sırdaştık. Paylaşırdı sırlarını benimle. Ben kendi severdim. Bütün yeğenlerimi sevdiğim gibi onu da severdim. Farklılığı vardı gerçekten yani. Şehit olacak diye mi? Böyle bir farklı bir kişilikti yani. Böyle askeriye yakışacak bir. Hani her zaman diyor Gökhan sen askeriye adamısın yani. Böyle asker tipi sende var. Vatan için diyordu her zaman. Hani insan asker olunca vatanı için, milleti için. Yani bilmiyorum. 9 şehit dediler o zaman. Haber geldiği zaman ablamlara bizi aradılar. Arkadaşım biri dedi televizyonu söyledi hani yayın yaptı. Erzincan Kemah'ta 9 şehit varmış. Bir tanesi de Gökhan Kuvat dediler. Ondan sonra, ama ismi soy isim farklı dediler. Biz de ben de köydeyim. Biz de köydeydik. Televizyonu açtık. Televizyonu açınca evet hani şehitler böyle sedyelerden falan şehitleri taşıyorlar. Ondan sonra diyorum ki bunun soy ismi farklı. Hani şey Gökhan değildir Allah'ım. Sen Rabbi esir velatü esir Rabbiden Allah'ım sen kolaylaştır. Şey yani o şehitler yani herkes şehit tamam da bir farklılık oluyor. İnsanın ciğeri olunca Allah'ım diyor hani inşallah değildir. Yani şehitlik güzel bir şey insan demek istemiyor ama yine de şehitlik güzel bir şey. Evet baktım yok soy isim Kuvat olunca Gökhan Kuvat
hem Erzincan kemer. Ya Erzincan kemer şey yani bilmiyorum şehir olarak bile. Gökhan benim arkadaşımdı. Açar sırrını benden paylaştı. İzne geldiği zaman bana teyze deme sevdiği için de boş derdi. Hani severdi arkadaşım. Böyle şakalaşmayı sever ama yerine göre ciddi bir şaka yapardı. Bir laf söylerdi ama lafını böyle hani ne bileyim hani espri yapardı şaka şey. Ondan sonra bir şey yani. Evlat acısı kolay değil. Rabbim herkese sabrını versin. Büyük sabırlar vesaire. Vatan için şehit oluyorlar. Tekrar göstermesin Allah'ım. Ama insanın burnunun kemiği sızlıyor. Gökhan ismi, Gökhan farklılığı. Askeriye subaylar gördüğüm zaman böyle şeyler gördüm. Gökhan diyorum sen de böyleydin. İzine geldiği zaman İzmir Foça'dan gelmişti. Ben gittim dedi. Bordu bere hani takarlar almıştı. Onu taktı. Ondan sonra dedim lan maşallah Gökhan dedim. Sana da çok yakışmış dedi. Dedi tabii yakışmaz mı dedi. Her şey dedi vatan için yani gidiyoruz dedi. Vatanım biz vatan koruyacağız dedi. Bizler dedi koruyoruz dedi. Sizin hani namusu korumak dedi bizlere borç dedi. Şehitlik insan Allah diyordu herkese nasip etmez hani. Olursa da diyor şehit güzel bir şey demişti. Şehitlik güzel bir şey. Rabbim bizlere de nasip etsin. Hani annesine babasına kıymaz söylemez hani şehit olayım da size ama der de ben şehit olursam hani şehit olurum. Kaderine yazılmışsa o olur. Şehitlik güzel bir şey. Özlemem mi? Özleniyor. Şu an yani her an böyle yani insan burnunun kemiği gerçekten hani derler ya burun böyle burun kemiği sızlıyor. Yani Gökhan Erzincan şehri bile geçti. Hani şehirden nefret ediyorum açıkçası. Ama şehit olunca da gurur duyuyorsun. Şu fotoğrafı, şu resmi baktığımız zaman yani böyle gururla insan taşıyor. Başım dik. Hani bir teyze olarak, bir anne yarısı olarak yeğenimin güzel bir şey yani. Derdi bana evlenirsem hani beraber sen gelirsin bize hani seni götüreceğim. Sen bir başkasın. Gel biz de sana bir ayrı bir oda yaparım. Ondan sonra bizde kalırsın. Ben de zaten uzaklardayım hani evlenirsen eşimin yanında arkadaş olursun. Sen bize bir hani annem gelemez olur da babamı bırakamaz. Sen gelirsin. Güzel bir şeydi yani. Bilmiyorum teyze olmak yani gerçekten Gökhan özlüyoruz. Yani